Berra Namık efendim. Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyim, siz? İyiyim efendim, iyiyim. Arzu ettiğine ulaşabilseydi Göknur Hanım daha iyi olurduk ama ilk sıranın heyecanı sardı. Değil mi? Yıldızda takıldık yahu. Gökyüzünde baktığımız işte geceleri gökyüzünde gördüğümüz şey Y harfiyle başlıyor dedik. Çıkmıyor. Basiret bağlanması bu. Herkesin de başına gelebiliyor. Sizin başınıza gelmez umarım. İnşallah bakalım. Başlayalım mı? Tabii ki. Gelsin bakalım. Yağmur sularını damların kenarlarına toplayıp akıtan yatay konumlu boru. Yağmur nokta noktası derler ona zaten. Harf alayım bir tane. Yapraklar dökülmüş, nokta nokta tıkanmış. Oluk. Oluktur o. 300 puan değerim var. Hadi gelsin yeni sorumuz efendim. O lafı fazla uzatmıyor. Hedefe yönelen bir soru. Maddenin yapı taşı Berra Hanım. Berra Hanım. Özellikle. Atom. Atom mu? Alkış zaten Ahmet Bey'den geldi. Aynen böyle. Yenisi gelsin. Kesici ve delici namlu aparatı. Demek ki silahın hani sabit bir parçası değil. Aparat olduğuna göre takılıp çıkartılabilen bir şey. Namlu aparatı dediğine göre de namluya takılıp çıkarılabilen bir şey. Sustu muydu? Sustu mıydı o? Sustu. Değildi bence. Harf alayım bir tane. Namlusu varsa bu ateşli silah. Ama bakın kesici ve delici diyor. Aparat pek ateşli değil. Kesiyor ve deliyor. Namlunun ucuna takılıyor. Nedir o? Hiçbir fikrim yok ki. Bir harf daha alayım. Bir tane daha alalım. Bu eski savaşlarda kalmış bir şey tabii ki. Düzgü. Düzgü mü? Düzgü değil. Düzgü. Ne? Düzgü mü? Ne? Düzgü değildir o. Yaklaştın mı? Son kısım güzel. Hoş. Gü, tamam. Ama? Güzgü. Güzgü de değil. Tüzgü. Ne tak emri vermiş? Ha bak oradan hatırlayalım. Cephane bitince nokta nokta tak emriyle birlikte. Süngü. Süngüdür o. 400 puan. Azıcık uğraştırdı, birazcık süremizi yedi. Hiçbir şey olmaz. Berra Hanım çok serin kanlı. Ya da öyle gösteriyor kendisi. Öyle gösteriyorum, çok kötü. Vallahi güzel gösteriyorsunuz maşallah. Buyurun devamı gelsin. Namazda bir kıyam, bir rükû ve iki secdeden oluşan bölümdür. Rekat. Nedir efendim? Rekat. Rekat efendim, 500 puan. Bu seferki dilimize Fransızcadan girmiş. Gireli çok olmuş. Buyurun bir bakalım. İncelmiş, arıtılmış, saflaştırılmış anlamında Fransızca kökenli bir söz. Rafine mi? Olur mu? Rafine. Çok güzel oğlum. Pek sertti yüzünüz geldiğinizde. Bir gülmeye başladı mı aşağıda? Heyecandan. O yüzden o şimdi bilmeye başlayınca. Heh, heh. Tamam, bu tebessümü arzu ediyorduk biz de. Devamı gelir efendim. 9000'in üzerine bile çıkar bu kasa. Bunu da yani sizi rahatlatmak için söylemiyorum. Öngörü. Taşıtlar için. Kimi yolcuları sallantısıyla etkilemek. Basit düşünün. Yarısı mastar. Mekmak diye bitiyor. Tamam. Her türlü taşıt olabilir. Mesela kara taşıt da olabilir. Deniz taşıtında daha çok olur. Alışık olmayan için. Neydi? Tutmak. Tutmak. Tutuyor beni araba. Araba beni tuttu. Deniz beni tuttu. Çok güzel. Kafa karıştırabilecek bir soruydu. Güzel atlattınız. Şuna bir bakın şimdi. Bu da sizi yarışmanın tam ortasına taşır Berra Hanım. Yürürlükte olan, uygulanan. Bu anlamlarda bir söz. Sonunu aldığı ekle birlikte 7 harf. Bir harf alayım. Bir kanun düşünelim. Anladım. Yürürlükte bu. Uygulanıyor hala bu kanun. Kurallar. Hala uygulanan kurallar. Yani bu kurallar halen... Geçerli. Oldu mu? Geçerli. Oldu. 3300 yaptık kasayı. Yarışmanın tam ortasındayız. 3000 puanın üzerindeyiz. Sık karşılaşılan bir şey değil. Yani iyi gidiyorsunuz maşallah. 9 saniyecik bir eksiklik var. Hesaba bakacak olursanız ben onu eksik bile saymam. Ritim bu ritimdir. Gidişat bu şekilde. 9400 görüyorum tünelin sonunda. Hadi gelsin yeni soru. Güzeli çirkinden ayırma yetisinden yoksun olan. Sonunda da yoksunluk eki var kelimenin. Sız. Bravo. Güzeli çirkinden ayıramıyorsa bu. Ne diyelim biz buna Berra Hanım? Ayarsız. Ayarsız demeyelim.
Yok. Bir harf alayım. Buyur. Hani o ayakkabılar giyilir mi o kıyafetin altına? Ayarsız. Yok. Zevksiz. Zevksiz. Güzel. Çok daha kolayı var. 8 harfli cevaplarım toplamda 1600 puan kazandırır Berra Hanım'a. Aldığım gibi eminim. Buyurun, ilki geliyor. Diyor ki, geçimini yabancı bir memlekette sağlayan kişi? Gurbetçi. Oldu, bitti. İkincisi de çok uzaklardan gelmiyor efendim. Sizin sahip olduğunuz, daha doğrusu sahip olacağınız bir sıfat. Buyurun. Teorik bilgiyi tekniker ve teknisyenlerin uygulayabileceği pratik bilgiye dönüştüren kişi. Mühendis. İşte o kadar. Kendisi endüstri mühendisi. Özür dilerim. İkinci sınıfta. Aynen. Buyurun, yenisi gelsin. Bir de şuna bakın. 8 rakamının yan yatmış haline benzeyen işareti bilirsiniz. Sonsuzluk. Simgelediği olgu sonsuzluk. Her şey yolunda. Elimde kaldı 3 tanecik soru. 2900 puan kazandırır o 3 soru. Sizin bu 6400 puanınızı 9300'e dönüştürür. Bunu yaparken kullanabileceğiniz 1 dakikadan fazla süreniz var ki eğer ki birinde takılırsanız o soruların, harf alma arzusuna düşerseniz kendi kendinize benim çok sürem var deyin. Buyurun son 9 harfli cevabın sorusuna. Yok. Arpa buğday gibi tahıl taneleri için ve başka bitkiler için de yeşil sürgün vermek. Tek kelime. Filizlenmek. Olmadı. Öyle ekler var ama 9 harfli bir kelime bu. Bir harf alayım. Buyurun. Yeter mi? Çimlenmek. Biliyor. Yeter sayı. 7200 yapıyor Berra Hanım. İşte 10 harfli cevaplar. Tek kelimedir efendim. Asıl anlamından çok uzakta değil bu yan anlamda. Bir bakın ne olur. Bir birlik, bütünlük için bölünmeye, çökmeye, yok olmaya yüz tutmak. Dağılma ibareleri göstermek anlamında kullanılır. İki kelime mi? Tek kelime. Sesi tanımlayan bir söz aynı zamanda. Sesi. Evet, pat gibi bir şey. Şap gibi bir şey mesela. Bir birlik, bir bütünlük için bölünmeye, çökmeye, yok olmaya yüz tutmak. Bir harf alayım. Dağılma ibareleri göstermek. Ayrılma ibareti 8 saniye, 7 çatlamak. Saniye. Çatlamak. Yok. Hadi sığdırın onu. Kökü buldunuz. Sığdırın, yapın bana onu 10 harfli. Çat. Çatlamamış daha. Yani tamamen. Çatırdamak. Olur ve 900 puan kazandı. Harika. Son sorun mu? Son sorunuz, son cevabınız. Korkutmasın sizi 5 saniye. Çok doğrusunu yaptınız. Fazla harf almadınız. Paniğe sevk etmediniz kendinizi. Yine aynısını yaparsınız. 9100 olacak hayırlısıyla. Bir bakalım. Tek kelime ve diyor ki canlılarda dişi üreme hücrelerini veren harf organ. Alayım. Mebiz. Dişi üreme hücrelerini veren organ canlılarda. Yumurtalık. Olur mu? Yüz yuvarlak, tosto yuvarlak bir 9000 puan. Berra Hanımcığım, tebrik ederim. Rahat mısınız artık? Ben çok rahat. Pek güzel. Eğer bu 9000 puan sizi bugünün şampiyonu yaparsa hafta finalinde daha fazla gülümseyeceğinize eminim. İnşallah. Hadi hayırlısı bakalım. Bir kocaman alkış, sonuna kadar hak ettiler.